Tekmeledi. Vallahi yine tekmeledi. Babası gibi yaramaz olacak desene. Asıl annesi gibi yaramaz olacak bence. Hı hı. Aşk olsun. Niye ki? Niyesi var mı? Bebeği aldırmadın, niye söylemedin bana Banu? Mecburdum. Eğer söyleseydin bu sıkıntıları çekmek zorunda kalmazdık ama. Biliyorum. Bunları konuşmayalım şimdi. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. İkiniz de çok ama çok seviyorum. Hey. Kalk oradan. Bakma öyle yüzüme, kalk oradan. Ya Melih, bir şey söylesene. Benim kocam acaba sana ne söyleyecek, ben de çok merak ediyorum. Aşkım, ne söyleyeceksin bize? Bahri Hoca'ya o iftirayı da Aykut attı. Şule denen kıza para verdi Bahri Hoca'ya iftira atması için. Yani diyorsun ki Bahri Hoca'nın başına o belayı soktu. Sonra da o kurtardı. Amacı da ailesinin gözüne girmekti, öyle mi? Aynen öyle. Dedikleri yalan olsa niye bu kadar sersin ki? Kesin bir iş varmıştı. Hadi Berna, hadi. Son bir kaşık daha. Hadi ye. Ya ne olursun verme Celal. Vallahi içim almıyor. Berna, senin tahlillerinde kansızlık çıkmadı mı? Doktor pekmez yiyeceksin dedi. Hadi çocuk gibi mızmızlanma. Ye bakayım hadi. Hadi al biraz daha. Ne o? Pekmez partisi mi yapıyorsunuz? Celal amcam beni besliyor. Berna teyzen de beni deli ediyor. Ya iki kaşık pekmezi yediremedim. Kadınların işi gücü zaten erkekleri canından bezdirmek değil mi? Berna teyze laf yok, o hamile. Nasıl gidiyor hamilelik? Bulantı falan olmuyor değil mi? Yok yok canım benim. İyi iyi. İyi, çok sevindim. İyi, ben kaçtım o zaman. Aa, bir dakika, kahvaltı yapmayacak mısın oğlum? Yok ya, okulda bir şeyler atıştırırım. Görüşürüz. Güle güle. Güle güle canım. Hem Efsun Demir'in elinden tuttu diyorsun, hem de bu kadar sakinsin. Ne yapayım? Orayı buraya mı yıkayayım? Neden onları gördüğün zaman gidip ne yapıyorsunuz burada demedin? Desem ne değişecek? Hiç. Yine ben sevgilisine kıskanan itici kız olacağım. O da doğru. Ne yapacaksın peki? Şimdilik bir şey yapmayacağım. Demir'le Efsun'un tavırlarını inceleyeceğim. O da sabır ister bir arkadaşım. Bazen ağlamaya başlamadan önce ağlamaya değip değmeyeceğini görmek gerekir. Aşkından filozof oldu bizim kız. Gaye lütfen. Hiç şaka kaldıracak halde değilim. Tamam tamam. Bir de böyle dene bakalım. Evet. Deneyip göreceğiz bakalım ne olacak sonunda. Canım çıkıyor musun? Bahri'cim lastiklere de baktır olur mu? Önce bir servise uğrayacağım zaten. Sonra da okula. Ne oldu, gergin gibisin sen? Of, bu iki haftadan sonra gidiyorum ya, şu olaylardan sonra. Gerginim yani. Aa, hiç öyle hissedecek bir şey yok. Sen aklandın. Herkes senin nasıl biri olduğunu gayet iyi biliyor.
Günaydın. Aa, bu nasıl tavır şimdi? Ne varmış tavrımda? Günaydın dedim sadece. Sabah sabah tersinden mi kalktın sen? Siz benim her kararıma hayır diyorsunuz. Sürekli benimle inatlaşıyorsunuz ya. Ha, benim olan parayı vermiyorsunuz. Ben ona inanamıyorum işte. Ya dün geceden beri aynı mevzu. Sıkıldım ben bundan. Pelin'cim, evleneceğin için mutlu olacağına tam tersi huysuzlaşıyorsun sen. Ya bu inat huyunu sen kimden aldın? Allah Allah. Senin evlenmene müsaade ediyoruz. Daha ne istiyorsun? Evlendiğimiz zaman arsanın parasının hesabımıza yatacağına söz vermiştin baba. Müsaade edersen bizim bir bildiğimiz var herhalde. Şu hale bak. Çıkıyorum ben. Tamam canım, güle güle. O parayı unutun. Şartlar düşündüğünüz gibi değil. Onun için o parayı kullanmayacağız. Uyanık herif. Bir şey yapmam lazım. Senin için yaptığım bir bilsen Ebsun. Koşun! Gelin! Help! Ya, help! Ya ne bağırıyorsun Meveş? Çabuk! Çabuk yardım edin bana çabuk! Ya ne oldu ya? Deprem mi oldu? Ha? Deprem mi oldu? Banyomuzu bastı Uzan! Banyomuzu bastı! Ne? Su mu bastı? Hadi hadi. Ne işin var senin burada? Asıl senin ne işin var? Hani toplantın vardı? Sen beni takip mi ettin? Ya toplantım iptal oldu. Ben de buraya arkadaşımla buluşmaya geldim. Ne var bunda? Bana yalan söylüyorsun. Ya bak, sen bana hesap soramazsın. Beni takip edemezsin de, anladın mı? Öyle mi? Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Evet, gerçekten böyle düşünüyorum. İşte umurumda bile değilim. Bu yaptığına bencillik denir senin. Ne bencillik mi? Utanmadan beni takip ediyorsun, sonra bir de ben suçlu oluyorum. Pes yani, gerçekten pes. Tamam, daha fazla lafı uzatmayacağım. Sana arkadaşınla iyi eğlenceler. Taksi! Kusura bakma, geç kaldım. Önemli değil. Ne dese haklı. Açmaz tabii. Alo Defne, bana Özgür'ün ders programını yollar mısın canım? Tamam. Ben senin oyuncağın değilim yani. Yavrum. İçmeyeceğim. Aa, hani karar verdim, her sabah içeceğim diyordun. Bu sabah içmeyeceğim. Kız bunun üzerinde organik morganik bir şeyler yazıyor. Pahalı değil mi? Biraz öyle. O zaman ilaç niyetini iç hadi. Zaten bir şey yemedin.
Ben çıkıyorum. Banu. Otur bakayım şöyle bir. Ne oldu? Şimdi ben sana bir şey anlatacağım ama umutlanmak yok. Tamam. Ben bu Arzuların evinde çalışıyordum ya hani. Ay evet, süperdi. Tamam canım, bırak şimdi. Bunların hiç mutlu bir hayatı yok. Öyle karı koca gibi de yaşamıyorlar. Nasıl yani? Yani ama işte. Melih salonda yatıyor. Babası yüzünden mi evlenmiş, ne olmuş, orasını çok iyi anlayamadım. Arzu da hep ağlıyordu. Gerçekten mi? Gerçekten ya. Ben sana bunları niye anlatıyorum biliyor musun? Sen sanıyorsun ki hayatta bir tek senin derdin var. Herkes mutlu, bir tek senin derdin var. Hiç öyle değil yavrum. Dışı seni, içi Arzu'yu yakar. Cehennem olmuş o ev. Ben bilmiyordum. Ya sen şükret haline. Burs kazandım, okuyacağım, çok başarılı bir doktor olacağım de. Sen kendi yoluna bak artık. Tamam anne. Merak etme sen. Allah kahretsin! Ne oluyor ya? Tamam bak tamam, sakinleş. İyi misin? Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Delirtecek misin beni ya? Bir de iyi misin diye soruyor. Haklısın. Özür dilerim. Özür dileyince her şey hallolacak mı Melih? Yaptıkların artık acı vermeyecek mi bana? Ne yapayım Arzu? Ne yapabilirim? Elimden başka bir şey gelmiyor ki. Sen söyle. Çık git Melih. Şu an seni görmeye tahammül edemiyorum. Çık git buradan. Teşekkür ederim. Bunun benim için önemini bilemezsin. Can niye gelmedin derse? Hasta oluyorum galiba. Halsiz hissediyorum kendimi. Mesaj atmasan haberim bile olmayacak. Merak ettim. Merak etme. Bir şeyim yok. İyiyim işte. Efsun'la ne konuştunuz? Sana ne dedi? Önemli bir şey değil. Bahri Hoca'nın aile meselesi. Hmm, o kadar yani. Ben de önemli deyince başka bir şey var sanmıştım. Yok yok, konuştuk, hallettik işte. Sen ne yapacaksın? Eve gidip dinlen bari. Ben de öyle yapacağım zaten. Ama belki sen de beni bırakırsın diye düşündüm. Yani yolda kötü olursam diye. Ateşin de yok. Yani eğer kendini kötü hissetmiyorsan ben arkadaşlardan not almaya gideceğim. Peki. İyi o zaman. Görüşürüz. Of, her yerim sırılsıklam oldu. Allah'tan eski tişörtlerimiz varmış. Yoksa hayatta temizleyemezdik o kadar suyu. Meveşim, benim tişörtüm eski falan değil. Yepyeni tişört. Ev için feda ettim. Artık bana yenisini alacaksın. Karışmıyorum. Öyle mi canım? Söyle o zaman eve. Sana yeni bir tişört alsın. Sorun contadaymış. Değiştirdim. Ya Meveş, sen niye kız başına böyle tamir işleriyle falan uğraşıyorsun? Ya muslukta anlatıyordu. Yapabilirim diye düşündüm. Kadın olmamla conta değiştirmemin bir alakası yok. Conta değiştirmek erkek işi değildir. Gayet de erkek işidir Meveş. Bir kere güç işidir ya. Hem boruyu da çatlatmışsın kızım. Neyse, onu da hallettim de. Demek ki neymiş Meveş Hanım? Bazı şeylere hiç bulaşmamak gerekiyormuş değil mi? Ne belli senin çatlatmadığın boruyu? Ayrıca beceriksizliğimden değil, tecrübesizliğimden yapamadım. Bir
dahaki sefere gör bak nasıl yapıyorum. Meveş canım sakın ha. Biz yaparız. Sen elleşme, bulaşma lütfen rica ediyorum. Nasıl yaptık şimdi? Sonunda yaparız. Ay Ozan, gören de sen yaptın sanacak. Yani sonuçta Efsun'cum Aykut karışmasa ben yapıyordum, bir şey yok. Tabii canım, tabii. Neyse, ben gidip üstüm değişeyim, çok ıslandı. Ozan, hadi hadi kalk. Biz de üstümüzü değiştirip çıkalım. Hasta olacağız, hadi. Aa, şuraya bir daha baksana. Güzel bir yere benziyor. Fiyatı yazıyor mu? Hayır, yazmıyor. Ama kesin çok pahalıdır. Aramak lazım. Kış ayı olduğu için makul bir fiyat olabilir. Ne kadar makul olabilir Allah aşkına? Bedava olacak hali yok ya. Görmüyor musun? Babamın pintili üstünde. Aa, o nasıl laf şimdi? Yalan mı anne? Düğüne bile masraf gözüyle bakıyor. Haksızlık ediyorsun Pelin'cim. Söz verdiği parayı kızından esirgiyor resmen. 2 hafta sonra evlenecek olan kızından. Efendim aşkım. Aşkım nasılsın? İyiyim, ne olsun. Annemle mekan fotoğraflarına bakıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Çıkacağım birazdan. Moda kafede buluşalım mı? Olur. Ben de çıkarım hemen. Görüşürüz orada. Tamam, söylerim. Aykut'un selamı var. Sağ olsun. Anneciğim ben artık çıkayım. Güle güle. Günaydın hocam. Günaydın dedim Aylin Hanım. Duymadınız galiba. Duydum efendim, bağırmanıza gerek yok. Duyduysanız niye cevap vermiyorsunuz? Suratınızı böyle ekşitip geçiyorsunuz yanımdan. Olabilir. Ne demek olabilir? Biz aynı hastanede çalışan iki meslektaş değil miyiz? Yani beni nasıl yok sayıyorsunuz, anlamıyorum ki. Nedenini gayet iyi bilirsiniz. Aylin Hanım, ben hiçbir şey yapmadım. Bana iftira ettiler, tamam mı? Bahri Bey, rica ediyorum bağırmayın. Bağırırım efendim. Yapmadığım bir şeyden dolayı beni suçlarsanız bağırırım. Ya ne bekliyordunuz? Teşekkür etmemizi mi? Sayenizde hastanemizin itibarı zedelendi. Ya ben yapmadım diyorum. Niye anlamıyorsunuz? Allah Allah. Şu işe bak ya. Hocam iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. İyiyim. Bir şey mi istedin? Ben sizinle bir şey konuşacaktım da. Başka bir zaman konuşsak? Ama önemli. Gel o zaman odaya. Allah'ım doğru söylemiş. Babam bize doğru söylemiş bebeğim. Arzu'ya hiç dokunmamış. Kafeyi alınca ayrılacağız demişti. Her şey yoluna girebilir. Bizim için hala umut var. Hataydı dedi işte. Dün gece olanları unut dedi. Of hala ya, ben ne yapacağım şimdi? Nasıl? Nasıl hiçbir şey olmamış gibi davranayım? İyi de halacığım, onca olan şeyden sonra ben onun yüzüne nasıl güleceğim? Öyle mi diyorsun? Bilmiyorum. Benim için dayanmak çok zor olacak ama bir de öyle deneyeyim madem, ne yapayım? Yok yok halacığım, ağlamıyorum. Tamam tamam. Giyinip çıkacağım şimdi. Merak etme, sana da haber veririm. Hoşça kal, çok öpüyorum. Hadi bakalım Arzu. Göster kendini. Efendim Ozan. Aa Efsuncuğum merhaba. Pasaportumu ben odamdaki komodinin üstüne unuttum da. Sen çıkarken yanına alır mısın? Bugün halletmem gereken vize işlemlerim var da. Aha.
Moda kafede alırım ben senden. Tamam canım, gelmeden önce ararsın. Görüşürüz, bay bay. Görüşürüz. Kendini bilmez kız yüzünden düştüğün duruma bak. Boş verin hocam. Yani kim ne derse desin. Siz suçlu değilsiniz ki. Umursamayın bence. Umursamadan olmuyor evladım. Bunca yıllık kariyerim mahvoldu. Anlıyorum hocam ama biraz sakin olun lütfen. Hem siz hala bu hastanenin en saygın doktorusunuz. Biraz zaman geçince her şey unutulacak. Umarım öyle olur. Hocam size bir şey soracağım. Bu Şule denen kız size iftira atmayı nasıl başarmış olabilir? Öğrenebildiniz mi? Benim bilgisayarıma hacklemiş. Benim hesabımdan kendine e-postalar atmış. Şu bilgisayardan. Hocam biraz garip gelecek ama bu iftirayı size Şule'nin attığına emin misiniz? Ne demek istiyorsun? Ha, ameliyata giriyorsun yani Selçuk'cum. Anladım canım, kolay gelsin. Ay yo, öyle sana aradım. Tamam, akşam görüşürüz. Madem sen telefonlarıma karşılık vermiyorsun, biz de yüz yüze görüşürüz Özgür Bey. Ne haber? İyidir. Çok geçmiş olsun. Baban çıkmış, çok sevindim. Sağ ol. Geç de olsa adalet yerini buldum. Zor günlerdi değil mi? Öyleydi. Neyse ki atlattık. Kız da ne manyakmış ya. Bir kadın nasıl böyle gurursuz, onursuz olur hiç anlamıyorum. Kadınların yüz karası. Bence de. Sen nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum işte. Biraz yürüyelim mi? Olur. Merhaba bağım. Merhaba Pelin Hanım. Nasılsınız? Çok iyiyim şekerim. O kadar fırçadan sonra hala iyi olabiliyorsun yani. Evet. Aykut'la evlenmeme izin verdiler. Her şeyi unuttuk biz. Bahri Hoca, sen daha okurken evlenmene izin verdi yani, öyle mi? Evet. Aşkımıza herkes saygı duyuyor. Keyfim yerinde anlayacağım. Senin gibi terk edilmiş değilim. Hiç de bile canım. Vallahi ben gayet mutluyum. Asıl benim kahkaha atmam gerekirdi. Çünkü çok komik görünüyorsun. Pelin, seni şurada adam yerine koyduk, konuşuyoruz. Doğru, haklısın. Zavallılığına yüzüne vurmak istemezdim. Çünkü bana iyiliğin dokundu. Sen iyilikten ne anlarsın be? Sana selam veren de kabahat zaten. Salak. Ayrıca Melih sadece beni seviyor, tamam mı? Beni seviyor. Banu? Kime söyleniyorsun sen öyle? Sen gel Şükran Hanım. Vallahi benim hiç halim yok. Gel de acık destek ol bana. Babası izin verdi Banu'ya. İngiltere'ye gönderiyoruz. Vallahi bir dünya hazırlık yapmak lazım. İnşallah. Sunam. Onlar bugün doktora gittiler. Kapı çalıyor. Ben kapatıyorum. Hadi Allah'a emanet ol. Sunam. Ay kusura bakma anne ya. Anahtarımı unuttum sanmıştım. Cebimdeymiş. Yok yavrum, ne kusuru? Ne oldu annem? Ne dedi doktor? İşte muayene etti. Tahlil istedi. Ha, verdi mi tahlil? Verdim. Ne zaman çıkacak sonuçları? İşte birkaç günü alırız. Bakalım. İyi. Allah'ım sen kızımın yüzünü güldür. Banu, ben senden özür dilemek istiyorum. Yani bütün söylediklerim için
Seni kıskandığım için öyle söyledim. Niye kıskanmıştın ki? Bunu gerçekten soruyor musun? Çünkü seni seviyorum Van. Aslında benim de sana bir özür borcum var. Annemle biraz konuştuk da. Annenle mi konuştun? Ne konuştun? Hani ben senin Arzu'yla yattığını düşünüyordum ya. Annem Arzu'yla konuşmuş. Aslında ona hiç dokunmamışsın. Hep salonda yatıyormuşsun. Banu, ben... Efendim? Kocacığım, 5 dakika sonra kafede olacağım. Sen de gelir misin lütfen? Tamam, geliyorum. Benim yarım saatlik bir işim var. Sonrasında okulun girişindeki banklarda buluşalım mı? Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Size de garip değil mi hocam? Bir kızın teki size durup dururken niye iftira atsın ki? Evet, bence de garip ama eğer suçlu kız değilse kim o zaman? Bilmiyorum hocam. Belki de tanımadığınız düşmanlarınız olabilir. Şule'yi kullanıyor olamazlar mı? Hiç sanmıyorum. Kız karşıma geçip suçunu kabul etti. Yani bir insan işlemediği bir suçu niye kabul etsin? Haklısınız galiba. Peki hocam, bir mahsur yoksa size bu maillerin hangi tarihte atıldığını öğrenebilir miyim? Ne yapacaksın? Hiç, merak ettim. Bakayım. 3-4 Ocak yazıyor. Anladım hocam, sağ olun. Yarın birinci sınıfların sınavına sen gireceksin, unutmadın değil mi? Unutur muyum hocam? Sınav kağıtlarını getirip masanın üzerine bırakırsın, sonra da kapıyı kilitlersin. Tabii hocam, şimdi ben müsaadenize kalkayım. Tamam hocam. Olacağım yerde huzuzlanıyormuşum. Yok, bu inatçılık bana kimden geçmiş? Daha bir dolu laf saydı işte. Sen ne dedin? Ne diyeceğim? Söz vermiştiniz ama dedim. Cevap yok tabii. Bir bu eksikti. Ne oldu aşkım? Ne oldu? Artık buraya gelmeyelim Aykut. Ya saçmalama Pelin. Neden kaçıyoruz ki? Ya kaçmak değil de... Evde Efsun, kafede Efsun. Sıkıldım. Ya ben biliyorum. Sen babana sıkıldın. Sonra ne dedi? Bir bildiğimiz var herhalde dedi. Klasik Bahri Atabay tavrı işte. Evlendiğim ben değil de bir başkası olsaydı... ...o parayı hemen verirlerdi. Bunu da nereden çıkardın şimdi? Güvenmiyorlar bana hayatım. Yalan mı? Ya güvenmeseler evlenmemize izin vermezler ki. Ya orası öyle de... ...iş paraya gelince o güvenden eser kalmıyor, haksız mı? Pelin, bak beni yanlış anlama. Yani para uğrunda değil. Beni üzen tek şey seni çocuk yerine koymaları. Sanki seni kandırıyormuşum gibi. Seninle paranın içine evleniyormuşum gibi. Gerçekten abi. Yani sana hissettirmemeye çalışıyorum ama artık gururum için. Çok haklısın hayatım. Çok haklısın. Ne yapmamız gerek peki? Aslında ben bir şey düşündüm. Kendi aramızda evlilik sözleşmesi yapalım. Anlatmak istersen dinlerim. Biliyorum. Özgür! Melih? Ay, ben de diyorum bu ses kimin? Oğlum gözlükler falan çıkmış. Harbi son model olmuşsun ha. Ne var, ne istiyorsun? Hiç. Yaşıyor musunuz diye soracaktım sadece. Biz yaşıyoruz canım. Sen kendine bak. Ben kendimi ceset gibi hissediyorum ya. Neyse. Özgür, babanın başına gelenleri duydum. Ya Melih, lütfen. Bu konu şakaya gelmez. Ya şaka yaptığımı kim söyledi?
Ne söyleyecektin? Geçmiş olsun diyecektim. Bir şey demeyecektim. Sağ ol. Aman neyse. Size de iyilik yaramıyor. Hadi eyvallah. Evlilik insanı olgunlaştırıyor galiba. Ne dersin? Evlenince Pelin de böyle değişir mi? Bilmem. Afiyet olsun. Ya aşkım, bu kötü bir şey değil ki. Hiçbir zaman maddi bir hak talep etmeyeceğimi gösteren bir belge. Bir çeşit iyi niyet sözleşmesi. Hem belki babanlar amacımın para olmadığını anlarlar. Olmaz öyle şey. Hayatta izin vermem. Ama Pelin. Aması falan yok Aykut. Biz 2 hafta sonra karı koca olacağız. Böyle bir güvensizliğin üzerine evliliğimizi kuramayız. Peki benim gururum ne olacak Pelin? Ailenin bana güvenmediğini bile bile bu evliliği nasıl sürdürebilirim söyler misin? Ya nasıl olsa zamanla güvenecekler. Çekilebilirsin. Aşkım, zamanı falan yok bu işin. Ben kendimi huzursuz hissediyorum. Ve bunun ilişkimizi etkilemesinden korkuyorum. Aykut, biz karı koca olacağız. Ben böyle bir sözleşmeye sana nasıl imzalatabilirim ki? Ben de istemezdim Pelin. Ama şartlar böyle gerektiriyor. Hem sen imzalatmıyorsun ki. Ben kendim istiyorum. Bak ne diyeceğim. Hadi gel. Bunu şimdi İkbal Hanım'a söyleyelim ha. Annemlere çok kızgınım. Beni utandırdılar. Pelin, senin utanacak bir şeyin yok ki. Olmaz olur mu? Gereksiz yere kendini kötü hissetmene sebep oluyorlar. Tamam işte. Ben de bu durumdan kurtarıyorum kendimi. Hadi. Ya Pelin, inat etme hadi. Kimleri görüyorum. Ne haber Melih? İyi. Sizden ne haber? Biz çok iyiyiz. Biz de evliler kervanına katılıyoruz. Ama niye alt ediyorsunuz? Ne konuşuyor bu ya? Bırak canım ya. Gerizekalı. Hadi gidelim biz. Ne haber Melih? Sen neye bakıyorsun? Sinirlerine iyi gelir. Mutluluk hormonu. Yok canım, sağ ol. Ay, çok soğuk ya. Çok üşüdüm ben. İçeri girelim. Ya Özgür, sıkma canını. Bugünler de geçecek. Ya bazen kendimi çok yorgun hissediyorum. Bir yandan derslerim, bir yandan ailem, bir yandan... Kim bu kız ya? Özgür, ben her zaman yanındayım. Biliyorsun değil mi? Biliyorum canım. Mehveş bu. Hediye. Ya evden aceleyle çıktım da kalem falan almamışım yanıma. Bir kalem verir misin? Üçüncü çekmeceler vardı. Bu ne ya?
Herkese merhaba. Nasılsın hayatım? Ben yokken yolda gidiyormuşlar. Tabii. Yani ben de yeni geldim sayılır. Banu. Merhaba. Hayrola Ozan, heyecan yapmışsın. Belli oluyor demek. Pasaport işini hallettim de ondandır. Ya Ozan, sana daha kaç kere söyleyeceğim? Benimle gelmeni istemiyorum. Canım, belki sen istemiyorsun ama ben geleceğim. Ya Ozan. Hiç boşuna uğraşma canım. Herhalde yurt dışına çıkmamaya engelleyecek değilsin. Ha? Bak, pasaport işini hallettim. Şimdi sıra vizeye geldi. Onu halletmeye gidiyorum. Tamam mı canım? Bundan sonra konuşuruz. Ozan çok salaksın ya. Ne zaman akıllanacaksın sen? Melih, sabah sana öyle bağırdığım için çok özür dilerim. Yok canım, niye özür diliyorsun? Sen haklıydın. Yok, haklı değildim. Sen gittikten sonra çok düşündüm. Beni yarı yolda bırakmayacağımı biliyordum. Bırakmayacaksın değil mi? Arzumları sonra konuşalım. Benim derse girmem gerekiyor. Tamam canım, sen nasıl istersen. Aramadı işte. Ya gerçekten hasta olsam, ölsem kalsam umurumda değil. Efendim Gaye. Hayır, okuldayım. Eve gideceğim belki, bilmiyorum. Eve varınca ararım ben seni. Tamam. Şimdi konuşmak istemiyorum. Görüşürüz. Alo. İsmet abi, ben Demir. Tanıdın değil mi? Abi, senden bir ricam olacak. Bana C blok 3. katın 3-4 Ocak tarihli güvenlik kayıtları lazım. Evet abi, hayat memat meselesi. Ya zaten öyle bir şey olmasa senden bunu istemem, biliyorsun. Yarın mı? Abi çok teşekkür ederim. Sağ ol abi. Yarın görüşürüz. Bakalım Mahir Hoca'nın odasına giren gerçekten de Aykut muymuş? Umarım bu sefer doğruyu söylüyorsundur Efsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk anne. Nasılsınız İkbal Hanım? İyiyim, sağ ol. Hayırdır bu saatte? Pek hayır değil aslında. Ne oldu, bir şey mi oldu? Aykut'un bir fikri var anne. Ne fikriymiş? İkbal Hanım, yani yanlış anlamazsanız ben bir şey düşündüm. Öncelikle evliliğimize izin verdiğiniz için teşekkürler. Ancak ben hala bana tam olarak güvenmediğinizi düşünüyorum. Lütfen izin verin, ben devam edeyim. Bunları sizi üzmek için söylemiyorum. Ancak söz konusu parayı peline vermemenizde bana olan güvensizliğinizin rol oynadığını düşünüyorum. Bunu yadırgamıyorum. Kendi kararınızdır, saygı duyarım. Ama bu durumun gururumu incittiğini bilmenizi isterim. Aykut'cum. Bu yüzden de bir evlilik sözleşmesi yapmak istiyorum. Niyetimin para olmadığını anlamanız için. Böyle çok daha rahat edeceğim, inanın. Ben hayatta olmaz dedim ama çok ısrar etti. Nereden çıkıyor şimdi bütün bunlar? İkbal Hanım, bu her iki taraf için de daha hayırlı olacak. Ne münasebet? Olmaz öyle şey. Hem iki taraf diye bir şey yok. Ama bana güvenmediğiniz hissiyle ben çok rahat davranamıyorum. Bu yüzden de evlilik sözleşmesi yapmak istedin.
Olmaz öyle şey. Çıkar bu fikri aklından. Ben de aynı şeyi dedim. Ama dinlemiyor işte. Bakın çocuklar. Siz Bahri'nin öyle söylediğine bakmayın. Hele bir evlenin, evliliğiniz rayına otursun. Ondan sonra o para sizin. Ya yani önünde sonunda alacaksınız o parayı. Sözleşmeye falan gerek yok. İşte bu be. Canım annem benim. Vay vay vay. Hoş geldin Ozan'cığım. Ben seni bir daha buralarda göremeyeceğim diye çok üzülüyordum. Senin işim yok Arzu. Efsun'a geldim. Tamam tatlım, hoş geldin. Geç istediğin yere kendi yerin gibi. Ben sana bir çay göndereyim. Merhaba Ozan, ne haber? Vallahi burada iyi olmak pek mümkün değil ama ne yapalım? Zoraki geldik. Sen benim şu pasaportu ver de gideyim hemen. Buraya koymuştum. Ya Allah Allah, nerede bu ya? Ne oldu? Ya Ozan, vallahi buraya koymuştum ama şimdi bulamıyorum. Nasıl yani? İdi, sen gördün mü? Yok vallahi ben görmedim. Yani şimdi kayıp mı oldu? Ha? Bir bu eksikti. Selam. Hoş geldin. Elma ister misin? Afiyet olsun. Ben artık sağlıklı beslenmeye karar verdim. Bu benim ara öğünüm. Çok iyi düşünmüşsün. Evet, nerede kalmıştık? Annemle konuştum diyordun. Evet, yani ben... Arzu'yla siz... Yani anla işte, ben beraber oluyorsunuz zannetmiştim. Yani sen bana defalarca söyledin ama ben inanmadım, inanamadım işte. Ama annem söyleyince o kadar mutlu oldum ki. Anlıyorum. Ne oldu? Niye böylesin sen? Ya ne olur bana kızma. Sonuçta siz aynı evde kalınca ben öyle düşünmüştüm. Yo, ben kendime kızıyorum. Neden? Melih. Sen Arzu'ya dokunmadın değil mi?